Rehberlik servisine hoş geldiniz. Evet sevgili gençler, herkese merhaba diyoruz. Bugünkü videomuzda fen bilimleri 6. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümü var. Evet, en son hazırlanan yeni müfredata uyumlu en güncel yazılı sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Ama öncelikle bir ricamız var. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarınızı bekliyoruz sizlerden. Evet, hemen başlayalım vakit kaybetmeden arkadaşlar. Önce test sorularımız var. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden birisi değildir? Biliyorsunuz iskeletin en önemli görevleri vücudumuza şekil verir, dik durmasını sağlar. Özellikle göğüs kafesimizdeki kemikler, iskeletlerimiz organlarımızın dış etkilere karşı korur, yani zarar görmesini engeller. Bakalım hangisi buna uygun değil arkadaşlar. Vücudumuzun dik durmasını sağlamak, evet görev. Vücudumuzun dış darbelere karşı koruması, evet. Nefes almamızı, bakalım bir. Vücudumuza şekil vermek, evet şekil verir. Yani dik durmasını sağlar, doğru. Ama nefes almamızı sağlamak iskeletin görevi midir? Elbette ki hayır. Doğru cevap C seçeneği. Kas görüyoruz ikinci sorumuzda. Bakalım kasla ilgili ne sorulmuş? K ve L'nin kasılıp gevşeme hareketi ile ilgili hangisi doğrudur? Özür diliyorum. Evet. K ve L, bakalım arkadaşlar. K şurada gördüğünüz gibi şurası. L ise şu kısım gösterilmiş bize. K kol yukarı doğru büküldüğü zaman orası kasılır arkadaşlar. Yani K kısmı hani bir natür bir davranış gösterir. Kasılır. L kısmı ise evet kol yukarı kalktığı zaman yukarısı kasılıyorsa biliyorsunuz bu kaslar birbirinin zıttı hareket eder. Yukarısı kasılıyorsa aşağısı mecburen ne olmak zorundadır? Gevşemek zorundadır. Evet bunlar aynı anda hareket eden kaslar değil birbirinin zıttı hareket eden kaslardır. Gevşer. O halde K kasılır, L gevşer. Bakalım K kasılır, evet. L kasılır, hayır. Gevşer, hayır. Kasılır, hayır. Gevşer, hayır. Gevşer, evet. Ama burası yanlış. Kasılır, evet. Gevşer, L, gevşer, evet. Doğru cevap D seçeneğinde karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorular, ilk iki soru çok şıktı arkadaşlar. Çok beğendim. Çizgili kaslarla ilgili bir soru sorulmuş. Üçüncü soruda. Çizgili kaslarla ilgili hangi ifade yanlıştır diyor. Evet, hatalı olan ifadeyi bulmamız isteniyor. Biliyorsunuz bu kaslar arkadaşlar çok hızlı hareket eden, çabuk yorulan, istemli hareket ettirdiğimiz kaslarımızdır. Ve genellikle kol ve bacaklarda bulunur. Bakalım. Yorulmazlar. Çok hızlı hareket ettikleri için çabuk yorulurlar. Yanlış. Hemen doğru cevap A seçeneğinde karşımıza çıktı. Kollar ve bacaklarda bulunur, doğru. Hızlı ve ritmik kasılırlar, doğru. Çünkü çok hızlı hareket ederler arkadaşlar. İstemli çalışan kaslardır. Evet, çizgili kaslar. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru cevap A, yorulmazlar seçeneği yanlış. Tam tersine çok çabuk yorulurlar. Dördüncü sorumuz, hangisi çoban yıldızı olarak bilinen gezegendir? Evet, çoban yıldızı olarak biliriz arkadaşlar. Birçok ismi vardır ama biz buna ne deriz? Çoban yıldızı deriz. Ne var seçeneklerde? Venüs, Merkür, Jüpiter, Dünya. Dünyanın üzerinde yaşadığımıza göre zaten Dünya'yı hemen eleyin arkadaşlar. Geriye elimizde 3 seçenek kalır. Çok fazla, çok fazla söylenir aslında. Siz de biliyorsunuz, biliyorum. Biz çoban yıldızı olarak hangi gezegeni isimlendiririz? Venüs arkadaşlar, Venüs'ün diğer adı çoban yıldızıdır. Hatta bununla ilgili türküler bile var biliyorsunuz. Çoban yıldızı Musa Eroğlu'nun söylediği çok güzel bir türküdür. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet. 5. Hangisi iç gezegenlerden değildir diyor arkadaşlar. Evet, iç ve dış gezegenler olarak gezegenler biliyorsunuz ikiye ayrılır. Bakalım gazsal ve karasal gezegenler de denir bunlara. Şuraya yazalım isterseniz arkadaşlar, öğrenmeniz için bir dipnot olarak verelim sizlere. Hangileri iç, hangileri dış gezegenlerdir? İç gezegenler, şöyle diyelim, iç gezegenlere örnek olarak neyi verebiliriz? Merkür, Venüs, Dünya, Mars arkadaşlar. Merkür, Venüs, Dünya ve Mars iç gezegenlerdir. Şimdi bir de dış gezegenleri örnek verelim. Şöyle dış diyelim, eşittir A. D
eşitimiz yazmamış. Dış gezegenlerde ne vardır arkadaşlar? Bunların dışında kalan tabii ki Jüpiter, Satürn, Uranüs. Hemen yazalım. Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün. Bunlar da nedir arkadaşlar? Dış gezegenlerdir. Sorumuz bize ne diyor sevgili gençler? Hangisi iç gezegen değildir diyor. İç gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Evet, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter iç gezegenlerin içinde yok. O halde zaten biz Jüpiter'e ne demiştik? Dış gezegen olarak adlandırmıştık. Jüpiter'i gördüğünüz gibi dış gezegenlerin başında yazmışız. Evet, güzel bir soru, bilgilendirici bir soru. Konuyu da tekrar etmiş olduk. Gazsal ve karasal gezegenler olarak biliniz. Altıncı sorumuz sevgili gençler. Bakalım bizden ne istiyor? Kas türleri var. Hayır, kemik türleri verilmiş. Resimdeki kemiklerin altına türlerini yazınız diyor. Kemiklerin türleri isteniyor bizde. Bu nedir arkadaşlar? Genelde kol ve bacaklarda bulunan kemik türü nedir? Uzun kemikler var, kısa kemikler var, düzensiz kemikler var ve yassı kemikler vardır sevgili gençler. O halde bakalım. Bu nedir? Uzun kemiktir değil mi arkadaşlar? Evet, bu uzun kemiktir. Geçelim. Peki, el ve ayaklardaki küçük kemikleri ne kemik olarak adlandırılır arkadaşlar? Hangi kemikler denir? Kısa kemikler denir. Evet, kafatasında ve gördüğünüz gibi leğen kemiğimizde olan veya kalçamızda olan kemiklere ise bizler ne diyoruz? Yassı kemikler olarak adlandırılır. Uzun, kısa ve yassı kemikler olarak cevaplandırmış olduk. Şimdi sırada doğru yanlış sorularımız var arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımızda beraberce hızlıca cevaplandıralım. Bakalım bizden neler istiyor. Ya bu arada yanlışlarımız var ise arkadaşlar, yanlışları yorum kısmında lütfen düzeltiniz, bizleri uyarınız. Ayrıca 6. sınıflara ait tüm derslerin yazılı sorular videolar kısmında var. Lütfen videolar kısmına gidin, 6. sınıf yazın ve karşınıza çıkacaktır. Kıkırdak kemiği onarılmasında yer alır. Kıkırdak kemiğin onarılmasında yer alan bir unsur mudur arkadaşlar? Hayır. Kemiklerin, yani genel kemiklerin diyoruz, eklemlerin arasında bulunan kaygan tabakadır. Kemiklerin zarar görmesini engeller arkadaşlar. Birbirine sürtünmesini engeller. Ama kemiklerin onarılmasında yardımcı olmaz. O halde yanlış diyoruz. 2. Meteor ve asteroid aynı şeyler midir? Hayır, bunları öğrenciler çok karıştırır. Bazı öğretmen arkadaşlarımız da maalesef karıştırır. Meteor, atmosfere girmiş asteroitlere verilen isimdir arkadaşlar. Atmosfere girerek yanan asteroitlere biz ne diyoruz? Meteor adını veririz. Dünyaya gelip, atmosfere gidip, yıldız gibi hızlıca kayıp düşen işte o asteroitlere biz meteor diyoruz. Peki, asteroid nedir? Meteor atmosfere girenlerdir. Asteroid ise atmosfere giremeyen, Mars ile Jüpiter arasında kalan, biliyorsun Mars ve Jüpiter'in çekim kuvvetleri fazla olduğu için ozdaki asteroidleri dünyaya doğru gelmesini, savrulmasını engeller. İyi ki engeller, yoksa dünya için büyük tehlike arz ederler. Dünyaya çarpmaları halinde çok fazla zarar verir. O halde meteor atmosfere girebilen, asteroid ise atmosfere giremeyen gök cisimlerine verilen isimdir. O halde aynı şeyler bilgisi yanlıştır. Bunlar farklı şeylerdir, aynı şeyler değildir. C seçeneği gezegenler iç karasallar, dış gazsal olarak ikiye ayrılır diyor. Evet, az önce bundan bahsetmiştik değil mi? Merkür, Venüs, Dünya, Mars neydi arkadaşlar? İç gezegenler, dış ise Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton gibi gezegenlerdi. İşte buna o halde ne diyoruz? Doğru diyoruz. Az önce bunun hakkında bilgi vermiş idik. Çok hızlı konuştuğum için boğazım gıcıklıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. D seçeneğine geldik. En çok uydusu olan gezegen Jüpiter'dir. Doğru mu bu arkadaşlar? Doğrudur. Bir de sayısını da verelim arkadaşlar. 67 tane doğal uydusu olan bir gezegendir Jüpiter. Bu doğru bir bilgidir. E seçeneğine gidelim bakalım. Güneş tutulması ayın dolunay evresinde mi gerçekleşir? Güneş ne zaman tutulur? Ay dolunay iken mi? Hilal iken mi? Yoksa yeni ay iken mi? Şişkin ay iken mi? Ne zamandır arkadaşlar? Yanlış arkadaşlar. Dolunay değil. Yeni ay. Yeni ay diyelim.
Yeni ay evresindeyken, evet, yeni ay evresindeyken güneş tutulması olur. Çünkü yeni ay evresinde ay dünya ile güneş arasında kalır. Bu da güneş tutulmasına yol açar. 8. Resimdeki eklemlerin altına türlerini yazın. Eklem türlerini istiyor burada. Omurilikteki eklem türü nasıl bir eklem türüdür arkadaşlar? Oynar mı, yarı oynar mı, yoksa oynamayan sabit eklemler midir? Tabii ki bunlar yarı oynar eklemlerdir sevgili gençler. Yarı oynar eklemlerdir. Evet, burada kol ve bacaklardaki eklemler ise tam oynayan yani oynar eklemlerdir. Peki kafatasındaki eklemlerimiz birbirine çok yapışık, çok yakın olduğu için bunların oynama şansı yok. Yani oynamayan eklemlerdir, sabit. Evet, oynamaz eklemlerdir sevgili gençler. Bunu biraz uzatalım. Neden aşağı kaydı bu? Evet, şu şekilde. Oynamaz, o yarı oynar ve oynar eklem olarak yazdık. Burada kas türlerini yazınız diyor. Kas türleri. Şurada gördüğünüz gibi çizgili kas, kalp kasları ve burada da ne var arkadaşlar? Burada da bir organımız var. Bu hangi tür kaslardan meydana gelmiştir? Düz kaslar var değil mi? Böbrekler düz kaslardır. Hemen yazalım arkadaşlar. Çizgili kas. Çizgili kaslar. Burada kalp kası tek tür bir kastır arkadaşlar. Sadece burada bulunur. Kalp kası diyoruz biz buna da. Sadece kalpte bulunan bir kas türüdür. Burada işte böbrekler. Hangi tür kaslardır bunlar da sevgili gençler? Düz kas. Evet, düz kas, kalp kası ve çizgili kas olarak karşımıza çıkıyor. İşte şurada koldaki şu kastan bahsediyor. Şurası nedir? Çizgili bir kas, kalp kası ve düz kas. Bakalım başka sorumuz vardı. Evet vardı. Güneş ve ay tutulmasını soruyordu arkadaşlar. Sizlere model olarak yapmanız, çizmeniz isteniyor yazılıda. Öğretmeniniz de isteyecek. Şunun aynısını bir resmini çekin kafanızda canlandırın ve bunun aynısını yapın. Bak, güneş tutulmasının olabilmesi için sevgili gençler. Güneş tutulması ne demektir? Dünyaya gölge düşmesi demektir. Peki dünyaya neyin gölgesi düşer? Ayın gölgesi düşer. Ay güneş ile dünya arasına geldiği zaman arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Güneş tutulması diyoruz. Evet. Ay, şu ay gördüğünüz gibi ay dünya ile güneş arasına girdiği zaman ayın gölgesi dünyanın üzerine düşer. Evet, şu ayın gölgesi şurası. Ayın gölgesi. Ayın gölgesi gördüğünüz gibi şurada dünyanın üzerine düştüğü için biz buna ne diyoruz? Güneş tutulması. Yani dünyada baktığımızda güneşi göremiyoruz. Neyi görüyoruz? Ayı görüyoruz. Ay bizim ile güneş arasına girmiş olacaktır. Peki ay tutulması nasıl gerçekleşir? Bu da tam tersi. Güneş ay ile gördüğünüz gibi pardon dünya, şu dünya arkadaşlar, şu dünya, şu da ay, güneş ile şu da güneş, ayın arasına girdiği için dünyanın gölgesi ayın üzerine düşer. Ayda bakıldığı zaman güneş görülmez. Biz buna ne diyoruz? Ay tutulması diyoruz. Ay tutulmasında dünya güneşi kapatır. Güneş tutulmasında ise gördüğünüz gibi ay güneşi kapatır. Bir defa birincisinde dünya pardon ay dünyanın güneşini keser. Evet, güneş tutulmasında ay dünyanın güneşini keser. Ay tutulmasında ise dünya ayın güneşini keser ve bu şekilde arkadaşlar ödeşmiş olurlar. Güneş tutulması ve ay tutulması da bu şekilde gerçekleşmiş olur. Evet, sınavımız da burada son buldu arkadaşlar. Şöyle ikisini bir arada da gösterelim. Ay ve güneş tutulmasını. Bunu mutlaka resmedin kafanıza, öğrenin arkadaşlar. Öğretmeniniz mutlaka ve mutlaka bunu size çizdirecek ve soracaktır. Evet, bir sonraki sınavımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, başarıyla kalın ve bizimle kalın. Abone olmayı unutmayın lütfen.